Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuzda sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Alibaba şirketine gayet zor sonmalık cerimanı koyuldu. Xitay taratqularının 10 apreldeki xabarda bildirilishicha Xitay bazar başqurish baş idarisi Alibaba gorohi pay kontrol çeklik şirketiga monopolchilikka qarishtirish qonuniga asosan 18 milyard 228 milyon yuan jarimani qo'ygan. Xabarda Xitay bazar nazorat qilib başqurish baş idarasining Alibaba gorohini maxsus guruhi tashkillab tekshirganligi Alibaba gorohining 2015 yildan boshlab Xitay ichidagi parchisetiy supisi mulozimat bozorida yetakchi o'rnini suiiste'mol qilib, supidagi savdogarlarga 2dan birini tanlash talabini qo'yganligi. Bu supidagi savdogarlarning do'kon ochish yoki boshqa raqobat supisidagi tashviqot faoliyatlariga qatnashishini cheklaganligi, bozor kuchlari supi qoidasi va sonliq ma'lumotlari va boshqa texnikalik vositalar turlik mukofotlash va jazolash tadbirlarini yo'l qo'yib özünün bazar gücünü saklap adaletsiz rekabet özellikine erişkenlikini baykağalıqı bildirilgen. Bildirilişe, Xitay bazar nazarat kılıp başkuruş baş idarisi Alibaba Gorohini tordu parçistetiş süpüsü mülazimet bazardaki rekabetini çekilip, süpü iqtisadının yenilik yartışı ve terakiyatıgı dâhli dâruz kılgan. İstimalkilerinin menpaatigi ziyan yetküzgen digendek cinayetler bilen ayıbligen. Ve Alibaba Gorohinin 2019 yıllık Xitay içindeki setis sonmasının 4% boyuca 18 milyard 228 milyon jarimani qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Mayun o'tgan yili oktyabrda o'tkazilgan bir qatimliq yig'ilishda Xitoy doirlarini tanqid qilgan. Shundan boshlab Mayun ommaviy so'rovlarda qayta ko'rinmagan. Valkochisi gazetining xabar qilishicha Alibaba shirkatiga qarashliq chumuli pul muomila bozorini Xi Jinping bir qo'lliq to'xtatgan bo'lib, shirkat bo'linish xavfiga duch kelgan. Kuzatuvchilar Mayunning Xitoy siyosatini tanqid qilganligi sababli her xil bahanlar bilen cinayet yüklengenlikini, bu qatimliq zor sonmadiki jarimanının mı onun devamı işgenlikini, Xitay'nın müstabit siyaseti Xitay komünistlerini tənqit kılgan Xitay puhralarını mı zərb bir iş nişanı kılganlıqını bildirişmekte. Xitay dairleri uyğurlarının uruq tıqqalları bilen alaqılı işini çekilip baxmağalıqını ilgiri sürdü. Xitay taratqularının xabarda bildirilishicha Sharq Turkistondagi Xitay amaldorlari 9 aprel axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitayning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini isbotlagan 3 sonliq ma'lumot omberini tanqid qildi. Xabarda qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonomiyalik hukumatining bayonotchisi Shu Guishan Beijingdagi axborot e'lon qilish yig'inida Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlari va yolg'on so'zlarini isbotlab chiqqan. O, Şinjang sallıq malumat amberi, Şinjang'daki ziyankeşlikke uçurguçlar arxipi ve Uyghur Vakıtlıq Adliya arxipi qatarlıq 3 organdan Şarkı Türkistan'a münasifetlik sallıq malumatlarını pütülle yalganğı çıkarğan. Ve çeteldeki Uyghurlarının Şarkı Türkistan'a qayıtıp gelişini ve onlarının uruq tıqqaldır bilen körüşüşini çekilimi gelikini carsalğan. Şügüşan bayanatı diyene ceza lagırlarına alaqıdır ispatlarını inkar kılıp, bu sallıq malumat ambırdı tilgı elinğen 380 lagırının 343 normal mektep, idari organ, doktorxana, toralğı öy, dukan. Mezkur sallıq malumat ambırı Amerika, Avustralya ve başka devletlerdeki Xitay'a karşı teşkilatlarının mebliği bilen otturgu çıxdı dep bildirilgan. Xitay amaldarı yana Xitay'nın cinayi kılmışlarını aşkarlıgan Tursunay Ziyavudun'un güvahlıqını inkar kılıp, onun mecburi hamildarlıktan saklanış operasyası kılınan hatirisi yok diyen. Bu akbarat ilan kılış yığınıq yana atalmış Şinjan Uyghur Avtonomiyalik Cemaat Xavupsizlik Nazaretinin muavin naziri Yalqun Yaqub mı katnaşkan bulup, o sözde Şinjan azaldın çetellerdeki Uyghur qarindaşlarını özçi algan her millet ammanın çigradın kiriş çıkış erkinlikini çeklep bakmadı. Şunaqlı onlarının Şinjan'daki tukkalları bilen bolgan alaqısını mı çeklep bakmadı edip bildirilgan. Amerika Kengash Palatası Xitay'a taqabil turish uchun yana bir qonun tunishtirdi. Amerika Kengash Palatası Tashqi munosabatlar komiteti Xitay'a taqabil turish uchun tunishtirgan yangi loyihada Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berildi. 2021 yildagi strategik raqobat qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida kishilik huquqni ilgiri surish, bexatarlik yordami bilan ta'minlash va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilish orqali Amerikaning Xitoyning dunyoviy ta'sirini kengaytirish urinishiga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'tarish tadbirlari o'tirg'i qo'yilgan. Bu qonun loyihasi 280 matlik bo'lib, buningda Amerikaning Hindiy Tinch okeanidagi siyosiy maqsadga yetish uchun
zörür bolgan harbiy mablag selishni oldingi o'ringa qo'yish, Uyg'urlarga qaratgan zulmlari sababli Xitoyni jazolash va Hong Kongdagi demokratiyani qo'llash qatorliq mazmunlar o'rin olgan. Qonun loyihasining bir necha yerida Uyg'urlar masalasi tilga olingan bo'lib, ularning ikkisida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy amgakka munosabatlik jazo yurgizish, sistemalik bosqinchilik, majburlash xarakterlik bali tushirish, majburiy tug'mas qilish yoki majburiy homildorlikdan saqlanish operatsiyasi qilishga qarata jazo yurgizish qatorliqlar ko'rsatilgan. Layihada yana Xitoyning ta'tir tashviqotiga taqobil turish uchun Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Guangdong bo'limlarining mablag'ini oshirish taklifi berilgan. Qonun loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi, Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Menendez va Jumhuriyatlar partiyasining a'zosi Jim Rich qatorliklari birlikda tunishtirgan. Ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasi 21 aprel Kengash palatasida ovozga qo'yildi ekan. Amerikaning aviyamatga zarb berish guruhi Janubiy dengizga kirdi. Amerika Dengiz Armiya Tadqiqot Institutining xabar qilishicha, Xitoyning dengiz xalq askarlari Filippinning alohida iqtisodiy rayoniga besib kirib, rayon vaziyati jiddiylashgan mazgilda Amerikaning bir aviyamatga zarb berish guruhi va bir hammibob, ya'ni quruqlik va suvni teng jang qilishga tayyor urush paroxoti guruhi Janubiy dengizga kirgan va manevr boshlagan. Amerika 7-nji flotining bildirishicha 10 aprel Janubiy dengizga kirgan Amerika qismlari Theodore Roosevelt CSG aviyamatga zarb berish guruhi, Makin Arli ARG-15 hammibob urush paroxoti guruhi, dengiz armiya piyodalarining dengiz ekspeditsiya atriti qatorliklardan tarkib topgan ekan. Filippin doiralari o'tgan hafta Xitoyning dengiz xalq askarlariga tabi 44 paroxot Filippinning dengiz qirg'og'iga yaqin joydagi Vitsun Marjan orollari atrofiga to'planganligini ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda bu dengiz xalq askarlari rasmiy harbiy qo'shin bo'lmasa-mu, ammo Xitoy rejimi bevosita moliya bilan ta'minlaydigan qurolli kuch bo'lib, Xitoy bularni Xitoyga dengiz orqali chegaralangan allarga besim ishiltish va to'qinish paydo qilish uchun qo'llanib kelgan ekan. Bu yil martda Xitoyning bu xildagi 200 dan ortiq kemasi nachar havo raidan panohlanish bahonasida Filippinga tava Aral atrofiga yetkazilgan. Juma kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Filippin Tashqi ishlar ministri Lux bilan telefonlashganda Xitoy paroxotlarining Vitsun Marjan orollariga to'planishidan andishlanganligini bildirgan va Washington bilan Manila o'rtasidagi o'zaro mudofaa shartnomasining Janubiy dengizga qo'llanilganligini qayta ta'kidlagan. Amerika Davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Jon Kirbining bildirishicha Davlat mudofaa ministri Ostin Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan bir saf turadiganligini aytgan. Oldingi oyning oxirida tashqi ishlar ministri Antony Blinken agar Filippin hujumga uchrasa, Amerikaning uni qo'g'dash va'dasi ching turadiganligini qayta muayyanlashtirgan edi. Amerika Dengiz Armiya Tadqiqot Institutining bildirishicha, Xitoyning bu atalmish dengiz xalq askarlari paroxotlarining Xitoyning dengiz qirg'og'iga muhofazat atriti va Xitoy dengiz armiyasi paroxotlari bilan hamkorlashib mashg'ulot qilayotganligi bayqalgan. Hong Kongda Uyg'ur kishilik huquqiga ko'ngil bilish guruhi qurildi. 10 aprel Hong Kongda Hong Kong Uyg'ur kishilik huquqiga ko'ngil bilish guruhi deb atalgan bir kishilik huquq guruhi qurilgan. Bosh shtabi Angliyadagi Hong Kongni kuzatish tashkilotining xodimi Jo ACU'ning Twitter uchuriga qaraganda mazkur guruhi Hong Kong xalqining diqqatini Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan vahshiyligi va Uyg'urlarga qaratilgan zulmlarga tortish maqsadida qurilgan. Tashkilotning Facebook bekitiga qaraganda tashkilot qurilib, bir kun ichida Sharqiy Turkiston paxtalarini boyqut qilish harakati boshlangan. Xalqaro kechirim tashkiloti Hong Kong ishxonasining hay'ati a'zosi Johnson Yeong bu vaqtdagi Twitter uchurida bu tashkilot boshlagan Sharqiy Turkiston paxtalarini boyqut qilish harakati to'g'risida uchur bergan. U so'zda Hong Kong Uyg'ur kishilik huquqiga ko'ngil bilish guruhi Sharqiy Turkiston paxtalarini boyqut qilish harakati boshlandi. Va modi kiyim sohasidagi majburiy amgakka sherik bo'lguvchilarni boyqut qilish chaqiriqi e'lon qildi. Biz irqiy qirg'inchilikka sal qaramasligimiz va uningga hissa qo'shmasligimiz lozim deganlarni bildirdi. U yana Zara qatorliq taniqli markalarni bu masalada mavqesini bildirishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining yakshanba kunidagi xabarda bildirilishicha, kelgusi bir hafta ichida Paris shaharlik adliya tarmoqlari Zara, Uniqlo va Sandro qatorliq shirkatlar ustidan sunilgan shikoyatga qarab chiqdi ekan. Ma'lum bo'lishicha bir necha kishilik huquq tashkilotlari birlashib, yuqorida tilga olingan shirkatlarning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur majburiy amgakini suiiste'mol qilib yig'ib olingan paxtalarni ishlatish qilmishi ustidan ariz sunilgan ekan.
Uniqlo şirkəti aldığı gündəki bayanatıda öz məhsulatlarının Şərq Türkistandakı məcburi əmgək bilən işlənməgənliyi kapalatlı kılındığanlıqını bildirgen bolsa mı? Ama yukarıda ismetliğe elinğen başka dağınlık markalar teğe bu haqda öz mevkasını ifadelemegen idi. Kuyaş energiya bataryası bilen təminləş zəncirədə ciddiçilik görüldü. Valkoçisi gezdinin bugünkü haberde bildirilmişçe kuyaş energiya bataryası bilen təminləş zəncirə Şərq Türkistanına asas kılğalıqı səbəblik təminləş zəncirədə ciddiçilik yüz bergen. Xəbərdə qeyd qılınacaq, quyaş energiya sənayeti Şərq Türkistandakı Uyğurlarga münasibətlik məcburi əmgək və kişilik hüquq təfsəndikilikigə çetilib qılışdan saqılınış üçün quyaş energiya sənayetigə ketərlik mühim materiallarını setib elişini qaytı oylaşqan. Amerika hükümeti və başqa dövlətlər Xitayının Şərq Türkistandakı Uyğurlarını öz içigə alğan yerlik millətkə icra qılıbatqan bastırış, ziyankeşlik qılış qatarlıq terrorlıq siyasətini irqi qırğınçılıq dep bekitgan. Bu sahanın təminləş zənciri asasən Şərq Türkistandan eksport qilishqa tayanğanlıqı səbəblik yer şarı quyaş energiyası sənayetinin tərəqqiyatının tizildişini təşəbbüs qılğıçılar ilgiri səl qarab gelgen qiyin məsələgə duş gelgen. Ailem qayarda namidiki namayiş davamlaşmaqda. Uzundan buyan ailem qayarda nam bilen davamlaşıvatqan Xitayının İstanbuldaki baş konsulxanası ətrafidiki namayiş davam qılmaqda. Bugün etkendiler İstanbul'daki Xitay konsulxanası aldığı yitip bargan Uyghurlar kolları aile azalarının suratlarını ve Şarkı Türkistan bayrağını götürüp zalim Xitay ata anımız nede? Kırgıncılıkını toxtat. Şarkı Türkistan halkı Türkiye halkının yardımını kütmekte digendek şuarlarını toğledi. Bugünkü namayış diyene Şarkı Türkistan'da lagırgı solanğan aile kişilerinin resimi çürülgen tahtını boynuğa esip alğan bir kişi Şərq Türkistanda lagırğa solanğan tuqqallar haqqında Xitayning Şərq Türkistan xalqiga yurgizayotgan terrorlik siyosatiga guvohlik berdi. Hamda Uyg'urlarni Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan bastirish qilmishlariga qarshi uyg'onishga chaqirdi. Xalqaradagi kishilik huquq tashkilotlari Xitayning Şərq Türkistanda aniq irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligini dalillagan bir paytda Xitay yanada Şərq Türkistanning vaziyatini burmalab xalqaro jamoatning jinoiy qilmishini yushirishga tirishmoqda. Şunlarla Xitay dairleri muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının ailem kayerde diyen adli sualıgı cevap veriştin, özünü kaçırıplı kalmasın, belki hiç kandak Uyghurunu Şarkı Türkistan'a kirip çıkıştın ve ailesi bilen alağa kılıştın, çeklep bakmağallıkını tep tartmasın ilgiri sürmekte. Üsmürlerimiz üçün Ramazanlık hoş haber. Uluğ Ramazan ayının yetip gelişi bilen muhacirettiki kan ata-anlar ve umak perzentlerimiz üçün hoş haber. Perzentlerimizin öz anı tildi savadını çıkarışı ve dinimizin yakşı düşünüşü her bir ata-anı üçün intayın muhim ve təxirsiz mesele. Bu boşluğunu dolduruş üçün neşir kılınan kitaplardan Sütük Boğrağan neşriyatı neşir kılınan İlbbe Okuşluğu ve Erkem neşriyatı neşir kılınan Minin Güzel Dinim, İbadetlerimini Ögünümen 1. ve 2. kısım bir yürüyüş. Minin güzel dinim iman asaslarını ögünümen 3. ve 4. kısım bir yürüyüş. Ve en ahırda yeniden tuncu neşir kılınan Minin güzel dinim peygamberimden hayatını ögünümen mevzuluk kitap ile koşup, Cemi Töttum kitap Türkiye'deki bir hayır soyar kıyrındaşımızdan halkımızgi Ramazanlık hediye süpüte de haksız tarıkıtıldı. Ramazan eyiniz perzentlerinizden anıtıl savadını çıkarış ve onlarga mol mezmulluk dini derslerden savad biriş bilen tihimu menilik ötküsü. Mezkur kitaplar her kaysi devletlerdeki halkımız talep kılgan takdirde poştadan yollap berildi. Tarkıtış ve alakılış orni İstanbul Zeytinburnu rayonda Sütük Boğrağan kitaphanesi, Safaköy rayonda Kutadgubilik kitaphanesi. Kan halkımızdan vakıf buluşunu ümit kılımız. Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının sani aldıngı günüge qarğanda çüştü. 11 April Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 50.678 ikerlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı dep guman kılınğan 294.274 kişi tekşürülüşü arqılıq yeniden 50.678 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Nöbette 2548 kişi doktorhanda bulup, bir gün içinde yine 237 kişi kaza kılıp, 30.194 kişinin salametliğe eslige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqa başlagandan beri salametliğe eslige gelgenler cemi 3.301.217 yetgen.
Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.